ve şimdi de altılı masadaki vekil pazarlığına bakacağız. Nitekim altılı masa panosunda her an yeni bir gelişme daha olabilir. Şimdi de vekil detayına bakıyoruz. Altılı masada öyle görünüyor ki İyi Parti ile altılı masa arasındaki gerginliğin olduğu gün bir rakam dahi verildi. Meral Akşener İyi Parti olarak dayatmaya boyun eğmeyeceğiz deyip masayı terk ettiğini açıkladığı o günden sonra İYİ Parti'nin kurmayları bir rakam verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partilere kaçar vekil verdiğini açıkladılar. Şimdi ona bakacağız. Biraz sonra adaylara da bakacağız. Şöyle hemen çevirelim. İddiala iddiaya göre yani İYİ Partili isimlerin iddiasına göre CHP 20'şer vekil verecek kime 20 vekil DEVA'ya DEVA Partisine 20 vekil Gelecek Partisine 10 vekil Saadet Partisine Saadet'i güzel yazalım. Saadet'teki dostlarımız bize kızmasın. Yine İyi Partililerin iddiasına göre dört vekil Demokrat Parti'ye ve toplamda 54 vekil pazarlığı yapıldığı noktasında efendim bir açıklamaydı bu. İddiaydı daha doğrusu. Şimdi tabii öyle bir pazarlık ki bu, öyle bir pazarlık ki bu pazarlığa en son tekrar buraya dönerek anlatmam gerekiyor. Altılı masa panosu oldukça hareketli. En son soframızı büyütmeye devam edeceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekil isteyen partiler olduğu ortaya çıktı. Kimdi o partiler? Türkiye İşçi Partisi ve diğer sol partiler. İddia odur ki, iddia odur ki toplamda 5 vekil. Buraya sanıyorum 2 vekil istiyor Türkiye İşçi Partisi ve 3 vekilde... de İrele ufaklı sol partiler. Bu arada bu da CHP'nin altı oku gibi oldu. Ee, gerçekten yani benim böyle bir amacım yoktu ama e, ona da benzemiş oldu. Neyse şimdi biz gerçeklere bakalım. Gerçekten böyle mi? Yani 54 5 daha 59 vekil. Toplamda 59 vekil eder. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi daha önce İyi Parti'ye verdiği gibi 59 vekil hakkını bu sefer direkt mecliste bu partilere verirse o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan isimler ne yapacak? Yani şu anda yaklaşık olarak 120-140 vekil arası çık yani çıkarabileceği düşünülürse eğer bunun 59'unun diğer partilere gönderilecek olması bir sorun teşkil ediyor haliyle CHP teşkilatlarında. Şimdi bu vekil sayısının revize edildiği kulislere yansıyor. Örneğin 20 vekil alan Gelecek ve Deva Partilerinin vekil sayısının düşürüldüğü, düşürülmeye çalışıldığı noktasında bir kulis bilgisi de var. Ankara kulislerinde. Yani 20 vekil değil, 10'ar er vekil olacak şeklinde. Saadet Partisi'nin de aynı şekilde 5 vekile düşürüldüğü. Gelecek Partisi'nin, özür diliyorum Demokrat Parti'nin 4 hatta duruma göre 2'ye de indirilebileceği konuşuluyor. Ancak bu denklemde bir e, anlaşılmaz nokta var. İşçi Partisi ve diğer sol partilere verilmesi düşünülen vekil sayısı yani toplamda 5 mi olacak? Ne olacak? Ne bitecek? Önce haberimizden onu izleyelim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olacak. Altılı Masa'da aday kim olacak sorusu yanıtını buldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterildi. Ancak masada şimdi de milletvekili pazarlığı başladı. Ey güzel halkım hiç kimse merak etmesin. Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kur kuracağız. Saadet, Deva, Gelecek, Demokrat Parti ve aralarından tipinde olduğu sosyal partilerin CHP ve İyi Parti'den onar milletvekili talep ettiği iddia edildi. Ayrıca dört partinin de onar milletvekilinin meclise girebilecek yerlerden listelere yerleştirilmesini istediği ileri sürüldü. CHP'nin ise dört partinin talebini fazla bularak en fazla beşer milletvekili vermek istediği öğrenildi. CHP'li yetkililer dört partiye verilecek kontenjan için parti içi dengelerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. CHP milletvekili pazarlığında teşkilattan gelebilecek olası tepkileri de göz önünde tutuyor. Bu nedenle sürecin ince eleyip sık dokunması gerektiği vurgulanıyor. Yani herkes bana masadan kalktı diyor ama öyle değil masa kalktı. Ben masada oturmaya devam ettim. Öte yandan CHP'nin kontenjan yükünü paylaşmak istediği İyi Parti ise topu yine CHP'ye atıyor adayın CHP'den çıktığını, bu sebeple vekillerinde CHP listelerinden gösterilmesi gerektiği ifade ediliyor. İYİ Parti'nin bu tutumunun gerisinde ise seçim sonrası mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmek. Bunun içinde de fire vermeme hesabı yattığı belirtiliyor. Şimdi öyle bir durum ki vekil pazarlıklarındaki son durumu anlamaya çalışıyoruz. Ancak bu pazarlıklar tıpkı koalisyon dönemlerini hatırlatması nedeniyle kamuoyunda kaygıyla izleniyor. Altılı masaya oy vermeyi düşünen kitleler merakla acaba kim kime ne kadar vekil verecek, kim kimden ne kadar vekil alacak? Benim oyum gerçekten oy verdiğim yere mi gidecek? kaygısı yaşıyor. Gerçi daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz sözleri hafızalarda tazeliğini korurken yine de hem CHP seçmeni hem diğer seçmenler ne olacağını ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Öyle bir seçim pazarlığı ki hangi partiye ne kadar milletvekili verilecek? İşte burada şimdi buraya döneceğiz. Şurada baktığımız zaman eğer 59 vekil Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir kişi 59 vekili başka partilerde görürse ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmak isteyen bu partiye gönül veren insanlar kendi kontenjanları dururken başka partilerinden, başka partilerden birilerinin o kontenjanlardan milletvekili olmasına ne diyecek? Bunu bekleyip göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.